ya siyah perde oluşan görüntü insanlar çok farklı düşüncelere sebep veriyor. Özellikle Gorki'nin bunu açıklarken bir karşıdaki ekranla geleceğimize yönelik bir mesaj mı var diye belirtmesi aslında sinemanın böyle en çarpıcı özelliklerinden biri. Çağın şartlarını düşünürsek yani 20. yüzyıl siyasi hem siyasi hem sosyolojik hem tarih açısından böyle insanoğlu makas değiştirir zamanından birine denk geliyor. Sinemanın bu özelliği de oldukça kullanılıyor. Özellikle sinema ilk bu çıkışıyla zaten biraz propaganda amacıyla kullanılmaya başlanıyor. Özellikle mesela hepimizin dilinden pelesenk olan veya bir şekilde duyduğumuz İngiliz asilzadesi kavramı burada ortaya çıkıyor. Yani İngiliz filmleri daha çok asilzadeler üstünde veya üst sınıf üstünden konusunu aldık, üst sınıf konu aldıkları için onlar bu filmi çekerken filmi izleyenler, yani İngiltere dışında filmi izleyenler ise sürekli İngilizler asilzade olarak düşünüyor. Sinema felsefesi nasıl ele alınır? İşte bu daha çok Platon'un mağara alegorisine benzetilir. İşte mağarada neler var? Bir ateş, ateşte oluşan gölgeler, yani dışarıdaki ateşin, dışarıdaki ateşle beraber oluşturulan gölgelerin mağara içinde yansıması ve mağaradaki üç insan. İşte sinemada da siz mağaradaki o üç insansınız. Karşınızdaki görüntü ise, yani gölgelerse yönetmenin veya senaristin düşüncelerinin sizde önünüze yansıması. Ki bu ne istiyor aslında sinema felsefesi? Nereden bahsediyor bu felsefe, sinema felsefesi açısından? Siz film izlerken biraz yaşadığınız dünyada rahatsız olmanız lazım. Size bazı gerçekliklerin aktarılması veya sizin filmi izlerken bazı şeyleri düşünebilmeniz lazım.